bizim için turnuva tahmin edilenin dışında sonuçlanmadı. Çünkü biz bu şekilde bir turnuva geçireceğimizden, yani 4 tane maç oynayıp kazanma potansiyelimizin en yüksek olduğu maçın ilk oynayacağımız Asya takımı olacağını bunun farkındaydık. O maç bizim için çok önemliydi. Çünkü o maçı kazandığımız takdirde madalya şansımızın devam ettiğini biliyor olacaktık. Ve bu bizim için doğru bir motivasyon olacağı için ilk maça çok odaklanarak aslında gittik. Fakat tabii ben de başa dönersem, yani yolculuğun başına dönersem, Brezilya'dan Türkiye'ye gelmek bizim için oldukça zor oldu. 27 saat yolda kaldık. Bu bizi oldukça yordu ve diğer takımlara nazaran bizim yaş ortalamamız, özellikle ilk altının yaş ortalamasını da düşündüğümüz zaman 40 yaşında oyuncumuz bile var. Yani onun performans durumunu daha yormadan, daha idareli kullanarak, buraya gelmeden önce de yaptığımız antrenmanlarda biraz daha rolantiye alarak, belki sıçrama tekrarını düşürerek, o timingi çok iyi ayarlayarak yapmaya çalıştık. Bizim bütçemizle diğer takımların, özellikle Türk takımlarının bütçesini karşılaştırdığınızda aradaki makasın çok açık olduğu çok net bir şekilde belliydi. Çok iyi oyuncuları var. Olimpiyat finali oynayan oyunculardan kurulu. Özellikle ekonomik olarak Türk takımlarının çok iyi projelerle de, Fenerbahçe'yi burada biraz daha överek konuşmak lazım. Çünkü gerçekten ileriye de yönelik çok uzun süreli bir proje yapıyorlar diye düşünüyorum. Çok önemli oyunculara sahipler. Çok küçük yaşta bu seviyeye erişmiş, çok uzun onları bekleyen çok güzel kariyerlerin olduğu isimlerle beraber yola çıkmışlar. Dolayısıyla onlarla birlikte oynamak da keyifliydi. Çünkü ben başladığımda hep kendimden büyük jenerasyonlarla sahada olmaya alışkın bir sporcuyum. Fakat şimdi tam tersi, ben büyüdüm. Gençlerle birlikte oynamak da tadı başkaymış diye düşünüyorum. Bu bahsettiğin destek aslında ben buraya gelmeden önce başladı. Biliyorsun bu turnuvanın Çin'de düzenlenmesi planlanıyordu. Fakat daha sonra biz Türkiye'de olacağını duyduk, Ankara olacağını duyduk ve ben inanılmaz mutlu oldum. Çünkü benim ülkem, seneler sonra 9 yıldır yurt dışında oynuyorum. Yurt dışında değişik takımların formalarını giyme şansı buldum. Fakat 6 yıldır üst üste yurt dışında oynuyorum. Bu da 4-5 sezondur benim burada Türk seyircisinden uzak kendi işimi yapıyor olmam demek. Biliyorsunuz 2017'de en son milli takımda oynadım. Dolayısıyla hem milli takım formasından hem de Türk takımlarından çok uzak kaldım. Saat farkı olan yerlerde forma giymem de beni biraz daha uzaklaştırdı. Türk voleybol ligini çok fazla takip edemedim çoğu zaman. Fakat tekrardan bir geri dönüş benim ait olduğum kültüre, benim ait olduğum insanlara, o sıcak sevgiye, ilgiye tekrardan geri dönüş beni çok heyecanlandırdı. Birçok mesaj aldım turnuvaya gelmeden önce. Bir ay öncesinden herkes biletlerini almıştı. Minas, İtam ve Minas takımının biletini almıştı. Sırf beni izlemeye gelen bir sürü seyirci vardı. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir samimiyetle gelip beni bekleyip yani... Belki 45 dakika beklediler, bilmiyorum, fotoğraf çekebilmek için, ama ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Kimseyi kırmadan onlara imzalı forma bile vermeye çalıştım. Yani elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu sevgi çok güzeldi. Onların önünde oynamak çok heyecanlı. Asya'da da voleybol oynadım. Tabii ki bunların arasında en büyük fark aslında disiplin. Yani Avrupa voleyboluyla Güney Amerika voleybolu arasındaki en büyük fark ne dersen. Çünkü biz Brezilya'yı hep olimpiyatlarda final oynayan, olimpiyat şampiyonu olmuş, iki kez olimpiyat şampiyonu olmuş benim takımımda oyuncular vardı, biliyorsun ki bu çok önemli bir aslında sinyal. Brezilya gerçekten voleybola değer veren, çok ilgi gösteren ve bu işi doğru yapan bir ülkelerden bir tanesi. Fakat şunu da eklemek lazım. En iyi Brezilyalı sporcular aslında Avrupa'da oynamaya başladı. Yani bu farkı da göz önünde bulundurursak, ben Avrupa'nın daha profesyonel, daha potansiyelli sporcularla daha erken yaşta. Çünkü Brezilya'da 27 yaşındaki, 30 yaşındaki bir sporcuya genç sporcumuz diye adlandırıyorlar. Halbuki bu Avrupa için 16-17 yaş demek. Yani dolayısıyla burada bir fark var. Yani Avrupa'da çok fazla 40 yaşında hala hedefi şampiyonluk olan bir oyuncu görmeniz çok zor. Çünkü alttan mutlaka onu zorlayan bir oyuncu geliyordur, bir potansiyel vardır ya da yatırım olarak daha genç bir, taze bir kana yatırım yapılıyordur. Daha uzun süreli projeler vardır. Fakat Brezilya'nın da
çok keyifli tarafı gerçekten hırslılar. Sahada bu hırslarını inanılmaz, yani o adrenalinle inanılmaz bir şekilde belli ediyorlar. Japonya'dan sonra böyle bir ülkede oynamak çok tezat aslında. Japonya biraz daha hani hakemlerin ne derse kabul eden, hiçbir şekilde itiraz etmeyen, yani sürekli yeşil kart gördüğünüz, işte dürüstlükten dolayı ödüllendirildiğiniz bir ülkeden sonra Brezilya'da tamamen tezat. Hayır, ben dokunmadım. Bir bakalım challenge. Challenge'i gördüğümüz halde itiraz ettiğimiz falan, böyle bir lig halinde. Bu final aslında çok sürpriz bir final değildi. Herkes tahmin edebilirdi. Ben Conegliano'nun, tabii ki biliyorsunuz Kim Hill oynamıştı geçen sene köşe oyuncularının. Köşe oyuncularının da ve pasör çaprazlarının direkt etkisi olduğunu düşünüyorum oyuna. Boloş gibi bir pasörleri var. Dolayısıyla favori olarak Vakıfbank'ta durumları eşitti. Fakat Conegliano'nun bizim karşımızda bile biraz bocaladıklarını ve hissiyat olarak tedirginliklerini hissettik. Yani Vakıfbank'ın bu konuda senelerce herhangi bir grupla bu istikrarlı başarıyı sürdürmesi de onların avantajına diye düşünüyorum. Ve iki tane köşe oyuncusu olimpiyat finalinde karşılıklı oynamış köşe oyuncularıydı. Bence Egon'u bildiğimiz Egon'uydu. Bazen çok hata yapan ama saz ayını aldıktan sonra da durdurulması çok zor bir. Ama karşısında iyi bir hak buldu. Yani böyle olunca da diğer takım arkadaşlarının onları ne kadar desteklediğiyle de alakalı bir durum. Tabii Türkiye'de oynamak çok büyük avantaj. Yani Vakıfbank'ın evinde. Çünkü kendinizi en iyi hissettiğiniz yer eviniz. Dolayısıyla yani Türkiye'de kalması şampiyonluğum da bence çok önemliydi. Yani ben bu sonuçtan dolayı çok memnunum. Fakat Conegliano da benim eski kulübüm. Başkanlarıyla da birebir konuştuğumuzda yani onlar da sürekli üst seviyede oynamaktan çok memnunlar. Çünkü ben orada oynadığımda kulüp oluşumu açısından sadece 3. seneleriydi. Yani Imoca Volley Conegliano olarak bence çok önemli bir yol kat ettiler. Önemli bir marka değerleri var. Onlar da bence sonuçtan final oynamaktan dolayı çok mutlulardı diye düşünüyorum. Cansu benim ilk başta ekranlardan çok beğendiğim. Ondan sonra da karşılıklı oynadığımda ya hakikaten çok kaliteli, çok sorumluluk sahibi, ne yaptığını bilen, ayakları yere sağlam basan, herkesi gerçekten iyi idare edebilen. Çünkü kendinden çok tecrübe olarak ve yaş olarak, pasörün biliyorsun belli bir yaştan sonra o kalitesi belli olur ama Cansu'nun kalitesi biraz daha erkenden belli olmaya başlamış ve onunla karşılıklı oynamak da çok saygılı bu arada. File önünde inanılmaz saygılı fakat çok profesyonel olduğunu düşünüyorum. Çok da kaliteli, kendini de geliştiriyor. Sadece pas anlamında değil ama hem defans anlamında hem oyun kurgusu anlamında zeki olarak, yani zeki yönettiğini de düşünüyorum. Voloş'un bu hareketi çok kaliteli. İşte bu yüzden egosunu kontrol edebilen, çünkü gerçekten bence şu an dünyanın en iyi pasörü. Yani iyi oynar, kötü oynar, iyi kötü bir final geçebilir. Cansu hak etmiştir. Bunun değerlendirmesi de tabii ki benim değil, voleybol severler tarafından yapılmalı. Fakat çok güzel bir, onur edici bir hareket. Ben Cansu'yu da tebrik ediyorum gerçekten. Yani ona ben yetişemedim, o benden sonra geldi. Ben biraz yaşlandım gittim ama yani onun çok çok uzun yıllar, çok uzun bir kariyeri var, çok başarılı olacak. Türkiye benim doğup büyüdüğüm, voleybol topuna ilk defa dokunduğum ve çok önemli bir kulüpte, Eczacıbaşı gibi çok önemli bir kulüpte yer aldığım, formasını terlettiğim bir benim evim. Yani insanlar nereye giderlerse gitsinler, dönüp dolaşıp gelecekleri yer evleridir. Dolayısıyla ben bu dönemde yurt dışında çok belki dramatize etmek istemiyorum ama iki kez ambulansı hastaneye kaldırıldım, iki tane değişik ülkede. Ve tek düşündüğüm şey ülkemde ölebilmekti. Yani bu çok önemli bir durum. Dolayısıyla ben de tabii ki bitiriş anlamında ülkemde yapabilir miyim diye düşünüyorum. Ama planlama konusunda ben hayatımda birçok şeyi planladığımda hayat bana 30 yaşımda sen bir kenara çek, sen bir dur ve izle, senin hayatın sana değişik planları var Neriman dedi. Dolayısıyla şu anda çok fazla plan yapmıyorum ama durum itibariyle ne hissettiğimi sorarsan sahada kendimi iyi hissediyorum. Vücut olarak çok şükür çok büyük sakatlıklar yaşamış bir sporcu değilim. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. İyi yemeye, iyi dinlenmeye, kendimi doğru çevrede geliştirmeye devam ediyorum. Bu dönem eğer 35'i geçebilirsem, yani şu an 33 yaşındayım, 2 sene daha bir yurt dışı serüveni planlıyorum. Fakat bu dönemde teklif aldım mı
turnuva esnasında teklif aldım. Soğuk bir ülke diyeyim ben sana. Çok soğuk bir ülke. Fakat İtam ve Minas'ta devam edeceğim. Çok mutluyum burada. Çok önemli kulüplerden, önemli ülkelerin şampiyon olma adaylarından teklif aldım. Dolayısıyla bu benim birazcık, yani Neriman hala bu seviyede teklif alıyorum. Dolayısıyla evet devam etmeliyim. Osteopatıma da sorduğumda, yani bu vücut seni bir 5 sene daha götürür dedi. Tabii ki hangi seviyede, psikolojim ne olur? Çünkü yaptığım işi de en üst seviyede yapmak isterim. Ve şunu söyleyeyim, en üst seviyede bitirmek isterim. Yani ben sahada ölmek istemem tabii ki. Güzel de hatırlanmak isterim açıkçası. Çok da güzel bir ilgi gördüm. Yani bu da beni besledi. Türk seyircisinin ilgisi beni çok beslediği için. Dolayısıyla benim geleceğim kulübün ya da oynayacağım kulübün benden önceki durumu değil ama proje olarak benle birlikte neyi hedeflediği çok önemli. Dolayısıyla bundan sonra projesi olan, taraftarı olan bir kulüpte forma giymek isterim. Çünkü beni besleyen, mutlu eden şeyler bunlar diye düşünüyorum. Ben kendime çok güveniyorum. Yani ben çok önemli bir kulübün çatısı altından çıktığımda da Neriman olarak, yani pasaportumu bir kere kenara bıraktığımda, hani Türk sporcusu değil ama Neriman olarak kendi kimliğimi doğru oluşturduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla neden orada olduğumun, yani ben profesyonel olarak bu işe adım attığımda tamamen voleybol üzerinden. Çünkü hiçbir ülkede voleybolun şekli değişmiyor. Yani saha ölçüleri değişmiyor, filenin uzunluğu değişmiyor, yüksekliği değişmiyor, seyirci kapasitesi değişiyor. Tabii ki sosyal faktörler değişiyor. Fakat benim ihtiyacım olan, beni besleyen, beni ben yapan objeler değişmiyor. Ben skorerliğimin üzerinden takımı ne olursa olsun o sorumluluğu alabilecek kapasitede olduğum için ve bu istikrarı gösterebildiğim için, kendime iyi baktığım, bana göre doğru yaşayan bir sporcu profili çizdiğim için de kulüpler bana güvenerek transfer yapabiliyor diye düşünüyorum. Ve benim bu çizdiğim yol, senin dediğin gibi her kültüre ayak uydurabilme özelliği de onları adaptasyon konusunda çok rahat ve kısa bir süre olacağı için özellikle milli takımda oynadığım dönemlerde çok büyük avantaj yarattı. Dolayısıyla kolay transferler yaptım. İtalya'dan sonra transfer olduğumda biraz daha avantajlı. Çünkü İtalyan Ligi gerçekten çok göz önünde. Şimdi buna tabii ki Türkiye Ligi de eklendi en son yıllarda. Dolayısıyla doğru kulüplerde doğru zamanda bulunduğumu düşünüyorum. Ve güzel bir kariyer planlaması da izlediğimi düşünüyorum menajerimle. Bu biraz da menajerimin de başarısı. Beni doğru yönlendirdi. Belki ailem hiç olmadığı kadar benim arkamda durdu. Çünkü bir kız çocuğunu kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Evet, kalplerimiz hiç ayrılmıyor ama müdahale etme konusunda belki babamın çok ekstra beni desteklediğini kalpten gördüm. Yani bunların hepsi de birleşince bence benim için her şey, hayat daha kolaylaştı.